Öncelikle izah edilmesi gereken temel konu Sayın Abdullah Öcalan şahsında gelişen ağır hukuksuz imrara tecididir. Bizim cezaevlerinde yaptığımız tüm görüşmelerde aslında cezaevlerine yansıyan bütün bu hukuksuzlukların merkezinde bu ağır tecrit hali söz konusudur. Ağır tecrit halinin tüketilmeden aslında cezaevlerindeki hak ihlallerinin tüketilmeyeceği çok net bir şekilde ortadadır. Gerek bunu yaptığımız gözlemler, gerekse de yaptığımız onlarca yüzlerce cezaevi görüşmesinde gerek tutsaklar gerekse aileleri bu yönlü değerlendirmede bulunuyor. Şimdi dünyanın her tarafında hapishaneler uygulanmakta, hapishane rejimleri vardır. Hapishane rejimlerinin daha demokratik ülkelerde belli başlı suç tiplerinde kapatılma halini sağlanarak gerek bir suçun cezasız kalmaması gerekse de toplumsal anlamda toplumsal vicdanın yerine gelmesinin sağlanması durumu söz konusudur. Oysa Türkiye ve Türkiye benzeri ülkelerde kapatılmanın temel amacı muhalifleri, siyasileri, kendinden olmayanı, iktidarın kendi görüşünden olmayanları yok etme alanı bir tehdit alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün iktidarın aleyhine siyaset yapan her kurum, her siyasi parti, her dernek, vakıf aslında iktidarın tehdidi altında. Nasıl tehdidi altında? En yasal hak olan basın açıklamalarının yasaklanmasıyla tehdidi altında. En yasal hak olan bir başvuru hakkı, bir gösteri hakkı, bir yürüyüş hakkı ya da bir fikir açıklama hakkı, bir ifade özgürlüğü, en aykırı düşünceleri bile barışçıl olarak ifade etme özgürlüğünün bulunmasına rağmen bunların en temel, en yasal, en hukuki hakların dile getirilmesi bile yasaklanmış ve bir şekilde bu yasaklanmalar bir kılıf uydurularak işte karşımıza örgüt üyeliği vesaire durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Dışarıda düşünen, tartışan, siyaseten söz söyleyen siyasetçi, öğretmen, öğrenci, avukat, kim gazeteci, kim karşımıza çıkarsa çıksın bir tutuklanma tehdidi altındadır. Şimdi dışarıda bu kadar baskı ve tecrit altına alınan bir toplum, izole edilmeye çalışan bir toplum elbette cezaevine girdikten sonra da serbest bırakılmayacaktır. İşte aslında sistem ne yapmaya çalışıyor? Sistemin yapmaya çalıştığı şey çok net. Sistematik bir şekilde tecrit ve hukuksuzluklar. Cezaevine girdikten sonra ailelerin son dönemlerdeki bize en yoğun başvurularından biri sürgün meselesidir. Yani çok net söylüyorum, sürgün meselesi. Sürgün devletin bize yaptığı açıklamalarda güvenlik gerekçesiyle yaptığı sürgünler söz konusudur ama bizim çok net bir şekilde gördüğümüz şey aslında sürgünlerin bir güvenlik gerekçesi olmadığı, sürgünün temel amacının tutuklanan kişileri, tutukluları ailelerinden koparma olduğunu görüyoruz. Bunu nereden söylüyoruz? Diyarbakır'da bir nolu ve iki nolu yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları var. Sürgün edildikleri yerler de yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları. Yani farklı bir durum söz konusu değil aslında cezaevi güvenliği açısından ama nedir? Kişiyi buradan sürerek ailesinden, toprağından ya da işte avukatından ya da çevresinden uzaklaştırma çabası var. Bize gelen en temel başvuruların başında bu sürgün meselesi var. Sürgün meselesinden sonra içeride bir provokasyon hali var. Bu süreci yürütenler biz yasal çerçevede infaz kanunu bize verdiği yetki çerçevesinde işte sayım yapmaya çalışıyoruz, işte oda aramalarını yapmaya çalışıyoruz vesaire demişlerse de aslında meselenin özü bu değil. Meselenin özü şu, kabul edelim cezaevlerinde bulunan odalar birer yaşam alanlarıdır. Bunu çok net söylüyorum. Yani ne yazık ki birer yaşam alanıdır. Orada tutsaklar yemeklerini yer, kitaplarını okur, film izler, hayal kurar, politik düşüncelere dalar. Yani aslında bahsettiğimiz şey cezaevindeki odalar yaşam alanlarıdır. Yapılmaya çalışılan şey nedir? Sürekli bu odalara baskın yapmak suretiyle aslında yaşam alanlarının taciz edilme durumu söz konusu. Şimdi güvenlik gerekçesi, haftanın 7 günü güvenlik gerekçesi olmaz. Bir güvenlik kaygın olur, usulüne göre gidersin, yaşamı dağıtmadan, eşyaları dağıtmadan, zarar vermeden aramanı yaparsın. Aramayı yaptıktan sonra çıkar gidersin ama her gün gelip arama yaparsan bunun adı güvenlik gerekçesi değil, aslında bunun adı taciz olur. Diyelim ki bir arama yapıldı. Arama esnasında siz ya bu arama abartıldı artık hukuksuzdur dediğiniz an bu kişiyi güvenlik gerekçesiyle sürgün edebilirler. Aslında sürgün dediğimiz olay böyle gerçekleşiyor. Ötesinde şimdi cezaevlerinde uygulanan rejim, yani bu fiziki rejimden tutun da siyasal rejime, hukuki rejime kadar tamamı aslında cezaevinde bulunan tutsağı hasta etmeye dönüktür. Yeterince güneşten faydalanamazsınız. Hava güneşse serinleyemezsiniz. Hava soğuksa ısınamazsınız. Havalandırma istediğiniz kadar çıkamazsınız. Sosyal faaliyetleri istediğiniz kadar yapamazsınız. Yemekler kalitesizdir. Revire çıkamazsınız. Diş tedavilerini olamazsınız. Son itibariyle cezaevi sizi hasta eder. Ve biz metduatfet olarak bunu ısrarla söylüyoruz. Bizim için cezaevinde bulunan her tutsak aslında birer hasta tutsaktır. Sadece ismini ayıkladığımız 300 civarındaki hasta tutsak ağır hasta tutsaktır. Yani her an için kötü haberini alabileceğimiz yaşam riski olan kişilerden bahsediyoruz. Cezaevindeyseniz hastasınız. Çünkü sistem, rejim sizi hasta etmek için elinden geleni yapıyor. Yetinmiyor. Hasta ettikten sonra tedavi etmiyor. Nasıl tedavi etmiyor? Aylarca revire çıkarmıyor. Aylarca hastaneye sevk etmiyor. Hastaneye sevk etse de çift kelepçe uygulaması nedeniyle cezaevi kampüsünden çıkamıyorsunuz. Bir şekilde çift kelepçeyi açtınız, cezaevi kampüsünden çıktınız. Doktorun size kelepçeli muayene dayatmasından kaynaklı tedavi edilmiyorsunuz. Ve bir şekilde cezaevinde ağır hasta olmanız için bütün koşullar deneniyor.
denendikten sonra da iş bitmiyor. Adli tıp kurumları eliyle sizler aslında cezaevinde kalabilir raporu verilir hale geliyorsunuz ve biz daha önce aracılığımızla defalarca duyurduk. Birçok cezaevinde kalabilir raporu verilen kişinin daha sonra yaşamını yitirdiğini gördük. İnsanlar inancı kalmamış. İnsanlar hukuka, bilime dair bu inancı kalmamış. Bunun nedeni de işte bu politik söylemlerle muhalifleri sindirme, işte Kürt siyasetini sindirme, Kürt siyasetine, Kürt meselesine dair, kadın meselesine dair, kadın sorunlarına dair, işte gazetecilerin, öğrencilerin, emekçilerin sorununa dair o söylemleri olanları yok etme üzerine geliştirilmiş bir sistem söz konusu. Mesele şöyle yorumlamak gerekiyor. Adli tıp kurumu ve diğer hastaneler aslında hastalık çok ilerleyince artık cezaevinde hiçbir şekilde kalamama koşulu böyle artık tartışmasız bir hal alınca bir şekilde tahliyeyi tartışıyorlar. Yani aslında cezaevinde kişinin yaşamını yitirmemesi üzerinden tahliye tartışıyorlar. Ama dışarı boyutu da söz konusu. Şimdi infaz kanununda evet adli tıp kurumu cezaevinde kalamaz raporu verdikten sonra da toplum güvenliği meselesi söz konusu. Mesela Serdar Yıldırım örneğinden hep bahsederiz. Yani engellidir, ağır engellidir, cezaevinde kalamaz raporu vardır. Ama Mardin'in emniyetinin tahliye olması durumunda toplum güvenliği zedelenecektir şeklinde yaklaşım söz konusu. Gerçekten ölüm sınırındayken kalamaz raporu alıyorsunuz. Ama öte yandan bu rapor da işte kanunun bu düzenlemesi de yok oluyor. Tahliyelerin önünü almak için koşullu salıverme hakkının önünün alınması için infaz kurulları oluşturulmuş. Bu kurullar da objektif, bilimsel yaklaşım yerine tamamen subjektif, pişman mısın gibi böyle farklı yönlendirici sorular yoluyla aslında 30 yıl cezaevinde kalmış kişiye pişman mısın sorusunu sorup ardından koşullu salıverme hakkını elinden alıyor. Yani kantin alışverişlerinizden tutan telefona çıkma meselesinden açık görüşlerde yaşadığınız sorunlar, ailelerinizin yaşadığı sorunlar, sürgün edilmeniz, tedavi edilmemeniz, mektup yazarsınız, mektubunuz ulaşmaz Kürtçedir. Konuyla alakalı suç duyurusu yaparsınız, suç duyurusu dilekçeniz savcıya ulaşmaz. Ulaşsa cevap gelmez. Bakanlığa mektup yazmak istersiniz, ulaşmaz çünkü cezaevini kötülediniz denir. Yani sistematik bir şekilde içeride bir hak ihlalleri var ve bu hak ihlallerinin basına ve dışarıya yansıtmasının engellenmesi durumu söz konusu. Ben aracınızla tekrar soruyorum. Adalet Bakanlığı bize bu açıklama yapabilir. Cezaevinde kalabilir raporu verdikten sonra kaç kişi cezaevinde yaşamını yitirdi bugüne kadar? İşte bizim burada tartışmamız gereken bu kadar ciddi sorunlar varken ne yapacağız? Öncelikle tutsak aileleri etrafında kenetlenmek gerekiyor. Çünkü tutsak aileleri daha evvel aracınızla ilettik. İçeride dışarıda zindan hayatını yaşayanlardır. İçeride tutsakların olması nedeniyle bir zindan hali vardır. Dışarıda da diyelim ki Rize'ye, Trabzon'a, diyelim ki işte Tekirdağ, İzmir'e sürgün meselesinden dolayı bir zindanda kalmanın getirdiği dışarıdaki tutsaklık hali de söz konusu aslında sistematik bir şekilde. Yapılması gereken tüm sivil toplumun, siyasi partilerin tutsak aileleri etrafında kenetlenmesi gerekir. Türkiye'de demokratikleşmenin yolu aslında cezaevlerinden geçiyor. Yani bu kadar baskının, bu kadar hukuksuzluğun olduğu bir alanda değişim dönüşüm sağlanmadığı sürece Türkiye'de de gerçekten ciddi bir demokratikleşme adımını beklemek gerekiyor. Şimdi tutsak ailelerle birlikte hareket ettikten sonra ne yapılması gerekiyor? Tarafsız kurulların, tarafsız avukatların gidip cezaevlerinde gözlem yapmasının önü açılmalıdır. Cezaevlerinde yaşanan sorun nedir? İnfaz kurullarının aldığı kararların hukuki boyutu nedir? Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunların hepsi ayrıntılı değerlendirildikten sonra aslında bir önümüze bir portre çıkıyor. Bir hukuksuz portre çıkıyor. Ne diyoruz? Uluslararası hukukta cezaevine giren bir kişinin sadece seyahat etme özgürlüğü elinden alınmıştır. Ama görüyoruz ki bizde her şey ellerinden alınmış. Ya mesela görüntülü görüşme hakkından bahsedelim. Yani mesela siyasi tutsaklara verilmemesinin izahı yoktur. İnfaz kurullarının bu kadar gayri hukuki davranmasının izahı yoktur. Mehmet Emin Özkan, Serdar Yıldırım ve diğer hasta tutsaklarının 300 civarında tespit ettiğimiz hasta tutsağın cezaevinde kalmasının bir mantığı yoktur. Yani bunların hiçbir faydası da yoktur. Ama buna rağmen tutuluyor, bir pazarlık konusu yapılıyor, bir tartışmaya dönüyor ve buradan bir sonuç alınmıyor. Bizim öngördüğümüz, evet basın açıklamaları yapılmalı, mecliste gündeme getirilmeli ama tüm toplumu, tutsak aileleri ve tutsakların etrafına kenetlenmeye davet etmek gerekiyor. Bu işin çözümü budur. Gerçekten bu işin çözümü aileleri anlamak, aileleri dinlemek, aileleri görmektir. Bugün düşünün bir tutsağın, İzmir'de bulunan bir tutsağı 3 kişinin görüşe gidip gelmesi, açık görüşe gidip gelmesi demek. Yani 10 bin, 20 bin gibi paranın gitmesi demektir. Asgari ücretin bu koşullarda olduğu, geçim sorunlarının olduğu bir dönemde Ahmet'den, Van'dan, Raha'dan bir ailenin İzmir'e, Tekirdağ'a görüşe gitmesi imkansızdır. İşte bu zulüm değildir de nedir? Yapılan bütün başvurularda Adalet Bakanlığı işte ya yer yok ya da işte güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a ya da diğer yakın illere sevklerin önüne alıyor. İşte bütün bunları izah etmek gerekiyor. Aileleri anlamak gerekiyor. Ailelerin yanında olmak gerekiyor. Yani bu ikili bir süreçtir. Tutsakları anlayabilmenin yolu ailelerin yanında olmaktan geçiyor.